Hocam yine biraz fıtrat-ı tahir ile taalluk eden bir sorumuz var. Sakalı jilet ile kesmenin hükmü nedir? Tamamen kazımaktan bahsediliyor jiletle kesmek. Evet. Sakal kazıma meselesi Hanefi mezhebi dahil 4 mezhebe göre haram denilebilir. Bu hususta Ali Haydar Efendi'nin, Kutsi Sürru'nun şeyi vardır. Oğlum Mahmut, sakal kazımak haramdır de korkma. Zira kaynaklara baktığımız zaman da gerçekten mezheplere göre sakal kazımak kesinen haram olan bir şey. Çünkü Hanefi kaynaklarını baz alacak olursak, biliyorsunuz modern dönemde karşımıza çıkan çokça karşımıza çıkan bir husus nedir? Fıtrat-ı tağirdir. Yani insanların kendi yaratılmış olduğu hılkı fıtratı değiştirmektir. Nedir? Erkektir, kadın olmaya cinsiyeti değiştiriliyor. Kadındır, erkeğe değiştiriliyor. Yani cinsiyet değiştiriliyor. Bunun daha hafifi nedir? Erkek kadına benziyor. Giyimi, kuşamı, hali hareketiyle. Kadın erkeğe benziyor. Tarzı, osubusuyla. Halbuki Allah Resulü erkeğe benzeyen kadına, kadına benzeyen erkeğe Allah lanet etsin buyuruyor. Ve bu fıtratı tahirle alakalı Kur'an-ı Kerim'de de şeytan Mevla Teala'ya isyan edince وَلَا اَمُرَنَّهُمْ وَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ buyuruyor. Ben senin kullarına şerri tavsiye edeceğim, şerri telkin edeceğim, onlar da senin yaratmış olduğun fıtratı değiştirecekler buyuruyor. Bundan dolayı modern dönemde karşımıza çıkan çoğu hadise aslında fıtratı değiştirmekle alakalı. Allah'ın bir fıtratı var, takdir etmiş. Kadına belli, erkeğe belli. Bu fıtratın değiştirilmesi genel kuraldır, Hanefi mezhebine göre haramdır. Sakalın kazınması da bu şekilde erkeğe takdir edilmiş olan fıtratın değiştirilmesidir. Sakal fıtrattandır diyebilir miyiz? Fıtrattandır denilir. Zira Allah Resulü hadis-i şerifte aşrun minel fıtrah buyurur. 10 şey fıtrattandır. Bunlardan birini de sakalı sayar. İşte koltuk altının temizlenmesi, normal etek altının temizlenmesi, osu busu tırnakların kesilmesi ve sakaldır der. Sakalın uzatılması fıtrattır. O zaman fıtrat olup Allah Teala kulda onun kalmasını ne yapmıştır? Razı olmuştur ve Mevla bu şekilde emir ferman buyurmuştur. Bunun dışındaki ise fıtratı tahirdir. İkinci olarak Allah Resulü hadis-i şerifte va'fulluha vaksus şevarik buyuruyor. Sakalı salın, salıverin ve bıyığı da kısaltın buyuruyor. Mecusilere muhalefet edin buyuruyor. Bundan dolayı bu hadis-i şeriften dolayı da kitaplarımız bıyığın kısaltılması, sakalın da salı verilmesi gerektiğini söylerler. Bu rivayetler neticesinde Hanefi mezhebi kitapları sakalın kazıması meselesini bizatihi fıtrata tahir olup fıtratın değiştirilme meselesi olduğunu, hatta cinayet bahsinde kitaplarınızda bir kişi bir Müslümanın tutar da sakalını külliyen kazıyacak olsa ve onun derisine zarar verse, bir daha sakalı çıkmayacak olursa bu bir uzuv telefidir. Sanki vatandaşın elini kesmiş gibidir. Uzuv telefi olduğundan dolayı buna belli bir miktar diyet vermesi gerekir denilir. Yani o zaman sakal erkek için olmazsa olmaz, ayrılmaz bir parçadır. Peki bugün günümüzde sakal kazıması dediğimiz gibi özellikle Hanefi, Hanbeli, Maliki mezhebine göre kat'i haram. Şeyde ise Şafii mezhebinde ise mekruh olduğu tercih edilen görüş ki ona da haramdır ifadesi kullanılır. Bu şekilde olmakla beraber günümüzde özellikle işten dolayı vatandaşın kazıma gibi zorunluluğu olabiliyor. Vatandaşa bu gibi durumda bizim tavsiyemiz, yani bunu bu şekilde yap diye değil, ne olursa olsun bir kere bunun caiz olmadığını, haram olduğunu unutmamalıdır. Bunu caizmiş, meşruymuş, mübahmış gibi yapmamalıdır. Her kazımasında tövbe istiğfar ederek bu şekilde yapmalıdır. İkinci olarak bunun bir işten dolayı meşru olduğu kanaatine, hatasına düşmemelidir. Ya ben ailemi geçindireyim, ne yapayım? Başka seçeneğim yok. Düşmemelidir. Çünkü bu iş ne olursa olsun, gerekçe ne olursa olsun caiz değildir, haramdır. İş için bunu kesebilirsin, kimse diyemez. Üçüncü olarak Mahmut Efendi Hazretleri'nin tavsiyesidir. Tatillerde, cumartesi pazarda mutlaka o sakalı salı versin ki, bıraksın ki Allah Teala da onun, ya Rabbi ben şu an mecburiyetimden dolayı bu durumdayım. Yoksa bu mecburiyetim kalktığı an cumartesi pazar kalkıyor bak kesmiyorum. Veya işte
tatillerde kesmiyorum. Bu şekilde Mevla Teala kulunun iradesini görmüş olsun. Kim mesuliyeti hafifletmiş olur.